Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomda paraf yayınlarından güzel bir analitik geometri sorusu çözmek istiyorum. Hemen sorumuza bakalım. Koordinat düzleminde verilen ABCD karesinin A köşesi Y eşittir 4X ve C köşesi Y eşittir 2X doğrusu üzerindedir. Alan ABCD 9 birim kare ve AB OX'e paralel olduğuna göre karenin ağırlık merkezinden ve orijinden geçen doğrunun eğimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir yakınlaştırayım ilk önce. Bize karenin ağırlık merkezinden ve orijinden geçen doğrunun eğimi sorulmuş. Arkadaşlar biz bu soruyu çözerken doğrunun denklemini yazmamıza gerek yok. Neden dersek şimdi orijinin arkadaşlar koordinatları 0,0'dır. Ben ağırlık merkezinin koordinatlarını eğer bulabilirsem 2 nokta sayesinde eğimi bulabilirim. Yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 eğimdir. Şimdi şimdi karenin alanı 9 birim kare olarak verilmiş. Yani bir kenarı 3 birim. Arkadaşlar ilk önce şuradaki A noktasının apsisi için uzatalım biz bu doğruyu. Bu şekilde uzatırsak A noktasının apsisini arkadaşlar K diyelim. Y 4x doğrusu üzerinde olduğu için x yerine K yazarsam arkadaşlar ordinatı 4K olarak gelir. Yani buradaki uzunluğumun 4K olduğunu söyleyebilirim. Şöyle diyelim bir de. Bakın arkadaşlar burası ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezinin apsisini bulmak için arkadaşlar şöyle inersem aşağıya ağırlık merkezi 2 eş parçaya bölecek. 3 birimde arkadaşlar. 2 eş parçaya böldüğü için burası ne olur? 3 bölü 2 olur. Yani arkadaşlar ağırlık merkezinin aslında apsisi K artı 3 bölü 2 olarak gelir. Yazalım şuraya. K artı 3 bölü 2 apsisi olarak geldi. Şimdi C'den arkadaşlar aşağı doğru inelim ve apsisi hakkında yorum yapmaya çalışalım. Buradaki mesafenin K olduğunu söylemiştim. Şuradaki mesafenin. E buradaki mesafede 3 karenin bir kenarı. O halde arkadaşlar C'nin apsisi K artı 3 olarak geldi. Şimdi C'nin apsisi K artı 3 ise arkadaşlar şuradaki uzunluğu söyleyelim. X yerine K artı 3 yazarsak 2 çarpı K artı 3 olur, eşittir diyelim. Çünkü buradaki uzunluğu, bir de şuradan yazacağım. Bakın mesafenin tamam, buradaki mesafenin tamamı 4k. Karenin bir kenarı 3 ise arkadaşlar buradaki mesafe 4k eksi 3'tür. O halde 4k eksi 3'ü yazdım. Arkadaşlar 2k artı 6 eşittir 4k eksi 3 ise. 2k'yı bu tarafa atarsam, 2k eksi 3'ü bu tarafa atarsam 9'dan k eşittir 9 bölü 2 olarak geldi. Şimdi ağırlık merkezinin ordinatını yazmaya çalışalım. Buradaki mesafenin arkadaşlar biz işte x yerine k artı 3 yazdığım zaman 2 çarpı k artı 3 olduğunu söylemiştim. Yani aslında 2k artı 6 olduğunu söyledik. Bir de arkadaşlar şuradaki küçük mesafe var. Bakın burası 2k artı 6. Bir de şuradaki küçük bir mesafe var. Buradaki küçük mesafe de aslında ağırlık merkezi buradaki kenarı da 2 eş parçaya böldüğü için ve bir kenarın uzunluğu 3 olduğu için 3 bölü 2 gelmeyecek mi? Gelecek. 3 bölü 2'yi de yazdık arkadaşlar. O halde G ağırlık merkezi K artı 3 bölü 2 virgül 2 K artı 2 kere 6 12 15 bölü 2 olarak geldi. K neydi arkadaşlar? 9 bölü 2 idi. Şimdi yazarsak bakın. Apsis K artı 3 bölü 2 idi. Şöyle uzaklaştırdım. K artı 3 bölü 2 apsis. K'da 9 bölü 2. 9 bölü 2 artı 3 bölü 2'den 12 bölü 2'den ben apsisi 6 buldum. G noktasının apsisi kaçmış? 6. Şuraya yazıyorum bakın. Apsisi 6. Ordinatını bulmak istiyorum şu an. K yerine 9 bölü 2 yazacağım burada. 2 çarpı 9 bölü 2 arkadaşlar. Kaç gelir? 9 artı 15 bölü 2. 2 kere 9 18. 15 daha kaç geldi? 33 bölü 2. Arkadaşlar ağırlık merkezinin G'nin koordinatlarını şurada buldum. 6 33 bölü 2. E, de 0,0 olduğunu biliyorum. Şu an ben 2 nokta sayesinde eğimi bulabilirim. Y2 eksi Y1 yani 33 bölü 2 eksi 0 bölü 6 eksi 0 6'dır. O halde 33 bölü 2 çarpı 1 bölü 6 olur. 6'yı 3'e bölersem 2. 33'ü 3'e bölersem 11. Arkadaşlar 11 bölü 4 olarak geldi. Yani bizim doğru cevabımız arkadaşlar Bursa olmalı. Umarım çözümümüz sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.